İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Abdülahat Andican. Buyurunuz Sayın Andican. Aynı anda şahsınız adına da konuşacağınızdan süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin ve uluslararası platformun önemli bir sorununa değinmek istiyorum. Doğu Türkistan olayları. Bugün bir Çin iç sömürgesi halinde olan Doğu Türkistan'ın geçmişini, asimilasyona uğrama dönemlerini vesaire zaman yokluğundan es geçeceğim ve bugün geldiğimiz noktada bulunduğumuz aşamayı inceleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül olaylarını hatırlarsınız. Bu olaylarda teröre karşı küresel savaş diye bir konsept ABD ortaya koydu ve Çin çok akıllı bir şekilde bu konsepte katılacağını söyledi. Şart olarak Doğu Türkistan İslami Partisi'nin terör listesine alınmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etti ve 2003 yılında bu organizasyon terör listesine alındı. Çin ertesi yıl ilginç bir yaklaşımda bulundu. Bu terör organizasyonunun bir şemsiye organizasyonu olduğunu söyledi ve onun altında başka organizasyonlar olduğunu söyledi. Onların da terörist kabul edilmesini dünya gündemine getirdi. Değerli arkadaşlar, Çin'in bu talebi Türkiye'de de var olan 3 tane Doğu Türkistan Diyaspora Derneği'ni ve vakfını da kapsıyordu. Bütün dünyadaki diaspora derneklerini kapsıyordu. Bunu anlatmamın bir nedeni var. Biraz sonra gerekçesini söyleyeceğim. Bu dönemde Doğu Türkistan'da ortaya çıkan her olay şiddetle bastırılmaya devam edildi. 2009 yılında Uygur gençleri köle işçisi olarak diğer Pasifik cephesine oraya taşındıkları için bunları protesto amaçlı yapılan bir gösteride Urumçi'de yüzlerce Uygur öldürüldü. 2013 yılında bir kuşak bir yol projesi gündeme getirildi. Kuşak projesinde ayrıntılarına girmeyeceğim, zaman yok. Ama Doğu Türkistan çok önemli bir yol oluşturuyordu. Ve 2017'de tüm dinlerin ve inançların Çinlileştirilmesi siyasetini Çin resmen ilan etti. Bugün 1 milyonu aşkın Uygur Türk'ü toplama kamplarında ve hapishanelerde işkenceye ve beyin yıkamaya tabi tutuluyorlar. Meselenin Türkiye boyutuna gelince, Türkiye'ye sığınan Uygurlar ve diaspora dernekleri süregiden Çin zulmünü kamuoyuna anlatmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Doğu Türkistan meselesini ABD destekliyor diye Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü bir emperyalist propagandası olduğu şeklinde bir iddiayı gündeme getiren ve ne yazık ki başını Cumhur İttifakı'nın fahri ortağı Doğu Perinçek'in çektiği bir başka kesim var. Bu çevreler Doğu Türkistan'daki bu kampların eğitim kampları olduğu şeklindeki Çin iddiasını seslendirmeye devam ediyorlar. Buna karşı çıkması gereken yerli, sözde yerli ve milli çevreler de buna sessiz kalıyorlar. Bu çevrelerden aldığı cesaretle Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in geçen haftalarda grup kürsüsüne çıkardığı Doğu Türkistanlı bir kadına FETÖ'cülük ve teröristlik iftirasını atabilecek bir noktaya gelmiştir. 15 yıl önce Çin satrancında Orta Asya diye bir makale yazmıştım. Bu makalede Çin'i, ABD'yi dengeleyecek olan ülkenin Çin olduğunu ve gelecekte eğer ABD buna engel olamazsa Çin'le ilgili olarak insan hakları meselesini gündeme getirip Doğu Türkistan'ı, Moğolistan'ı, Tibet'i hatta Mançurya'yı kart olarak kullanacağını söylemiştim. Nitekim böyle oldu. Peki, şimdi önemli soru şu. Emperyalist ABD Doğu Türkistan davasını destekliyor diye Doğu Türkistan'da Çin zulmü yok mu varsayalım?
terörist suçlamasıyla kamplara kapatılırken, eğitim adı altında işkence görürken, dini ve milli inançları yok edilirken, kadınları sistematik bir şekilde tecavüze uğrarken, mankurtlaştırılıp köleleştirilirken ve böylece soykırıma uğrarken Doğu Türkistanlıları ne yapsın? Ey emperyalist ABD, ey emperyalist Batı dünyası, niye bize destek veriyorsunuz mu desinler? Desteğinizi istemiyoruz mu desinler? Böylesi bir desteğin bayraktarlığını Türk dünyasının lideri Türkiye yapmıyorsa eğer, İslam ülkeleri hiçbirinden ses çıkmıyorsa Doğu Türkistanlılar ne yapsın? Kendi öz vatanlarında köle mi olsunlar? Milli ve dini kimliklerinden koparılıp Mançularda olduğu gibi Çin ejderhasının asimilasyonuna boyun mu eğsinler? Söylenecek çok şey var arkadaşlar ama atlıyorum. Sonuçta o noktaya geldi ki, bakın, Doğu Türkistan, onların deyimiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi valisi ne diyor? Çok önemli. Çok başarılı olan Sincan'daki radikalleşmeyi yok etme politikamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ancak devlet mekanizmasının talim ve terbiye sisteminden geçenlerin sayısı zamanla azalacak. Bu Çin propagandası o kadar etkili ki arkadaşlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde 44. oturumunda Beyaz Rusya temsilcisi Pekin'in Sincan'da, yani Doğu Türkistan'da teröre ve bölücü gruplara karşı mücadelesini destekleyen bir mektup yayınladı. Bu mektubu 46 ülke imzaladı. Acı olan ne biliyor musunuz? Aralarında Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Yemen vesaire gibi Müslüman ülkeleri var. Daha da acısı, uğruna çok şeyleri feda ettiğimiz, neredeyse Orta Doğu politikamızı rehin olmuş Filistin'de var. Bu olayda destek veren ülkeler de var. Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22 ülke, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin eleştirilmesi ve Çin'e bu noktada bir protesto yapılması gerektiği noktasında bir mektup imzaladılar. İngiltere'den bazı ekonomik ambargolar veya ekonomik yaptırımlar teklifi geldi. Trump ve daha sonra Biden yönetimi de insanlığa karşı bir suç işleniyor, Çin'de, Doğu Türkistan'da bir soykırım var şeklinde karar verdiler. Şimdi Türk hükümetinin meseleye nasıl yaklaştığına bakalım. Başbakan Erdoğan 2019 yılında Urumqi olayları yaşandığında adeta bir soykırım olarak bunu tanımladı. Çin hükümetine vahşete varan bu olayların sorumlularının bir an evvel adalet karşısında çıkıp hesap verilmesi gerektiğini söyledi. 2012 gezisinde de Çin'e yönelik Urumqi'den başlatması Doğu Türkistanlar arasında olumlu bir hava yarattı. Fakat kamplar kurulmaya başlayınca Çin'de, AKP'den, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklenen buna da karşı çıkmasıydı. Ama ilginçtir, bu dönemde ekonomik ilişkilerimiz çok artmıştı Çin'le ve Türk yönetimi, Türkiye hükümeti utangaç bir sessizliğe büründü. Çin resmi ajansına göre Sayın Cumhurbaşkanı 2017 gezisinde Xi Jinping'e Sincan bölgesindeki etnik azınlık mutlu bir şekilde yaşıyor dedi. 2019 gezisinde de Türkiye Büyükelçiliği'nde yaptığı bir basın toplantısında Uygur meselesini istismar edenler var. Bu istismarlar da Türk-Çin ilişkilerine olumsuz yansımalara neden oluyor. Bu konuda istismarlara fırsat vermemek lazım diyor. Böylece Çin'e karşı yapılan propagandaları istismar olarak tanımlıyor. Aynı yıl ABD gezisinde bir basın mensubu bu konuyu sorunca diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, dışişleri bu konuda çalışıyor. Çin'den bir heyet istendi. Bu heyet gitsin bakalım. Bu noktada alınacak tavrı ondan sonra belirleriz diyor. Yani diplomatik dille söylemek gerekirse topu taca atıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen yıl yapılan Münih Güvenlik Konferansı sonrasında bir basın toplantısında aynı soruya muhatap oluyor ve ilginç bir şekilde Uygur Türklerinin özünde etnik Türk olmadığı şeklinde Çinlilerin kendisine ifadede bulunduğunu söylüyor. Daha başka bir şey daha söylüyor. Herhangi bir gruptan terörist çıktı diye tüm Uygur Türklerinin terörist olarak adlandırılması doğru değildir diyor.
Buradan anlıyoruz ki Çin hükümeti Türk muhataplarına bu propagandaları yapmaya devam ediyorlar. Böylece daha sonra Sayın Dışişleri Bakanı kalkıyor ve belki bir Türk Dışişleri Bakanı için talihsizlik demeyeceğim, bir gaflet örneği olarak tarihe geçen şu sözleri söylüyor. Bu konuları uluslararası toplantılarda Çin'in aleyhine kullanmak isteyen ülkeler var. Türkiye'nin o tür propagandalara katılmadığını söylüyor ve bu konuyu siyasete alet eden ülkelerin propagandasının parçası olmak istemediğini söylüyor. Bir Türk Dışişleri Bakanı. Bu sözleriyle Çavuşoğlu, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve uyguladığı kültür ve fizik soykırımına karşı yapılan eleştirileri propaganda olarak niteliyor, Türkiye bunun bir parçası olmayacak diyor. Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Çin'le kurduğunuz ekonomik ilişkilerin bozulacağı endişesiyle Çin'i eleştiremiyor ve bu konuda dik duramıyor olabilirsiniz. Ama bu sözlerinizle Çin propagandasının bir parçası haline geldiğinizi fark edemiyor musunuz? Bu konuda hükümete çok şeyler söyleyebilirim. Ama sadece Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir cümlesini burada hatırlatmakla yetineceğim. Uluslararası toplum Çin'in insan haklarını çiğneme politikasını ve azınlıklara baskısını görmezden gelemez. Ticaret ve ekonomi bu vahşete göz yummaya sebep değildir. İnsan hakları ikili ve çok taraflı görüşmelerin merkezinde yer almalıdır. Bu da Finlandiya Başbakanı'nın ifadeleri. Yeterince şey veriyor mu bilmem. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önümüzde bu konuyla ilgili çok önemli bir sınav var, meclisin sınavı. Hükümet 2017'de Çin hükümetiyle suçluların iadesi anlaşması imzaladı. Yüce Meclisimizin komisyonlarında bugün görüşülüyor. Biliyorum, bu anlaşma gündeme geldiğinde hükümet yetkilileri, efendim biz kesinlikle suçlu olduğuna ikna olmadığımız şahısları iade etmeyeceğiz diyecekler. Bundan hiç kuşkum yok. Bu şekilde antlaşmayı savunacaklar. Buradan hükümete sesleniyorum. Konuşmamın başlangıcında Çin'in nasıl bir diplomatik manevra ile bütün dünyadaki Uygur diaspora örgütlerini terörist veya terörle ilişkili kurumlar haline geçirdiğini gösterdim, söyledim. İnceleyen kolayca bunu görebilir. İmzalanan anlaşma metnindeki adi suçlar dışında iki ülke arasında suç ve suçlu tanımında hukuki bir ortak zemin görünmüyor. Anlaşmayı inceleyin. Sonuç, iade etmek zorunda kalacağınız soydaş ve dindaşlarımızı uluslararası anlaşmalara sığınarak anlatmak zorunda kalacaksınız. Bakın, burada 2003 yılında yayınladığım bir Hariçte Türkistan Mücadelesi kitabı var ve bu kitabın 446-447. Sayfalarında TBMM tutanaklarına göre 2. Dünya Savaşı bitiminde Sovyetler Birliği'ne iade edilen soydaşlarımızı anlatıyorum. Dönemin hükümeti bu uygulamasını uluslararası anlaşmalar gerekçesiyle mazur göstermiştir. Şimdi önümüzde böyle bir sorun var. Bunun Millet Meclisi olarak farkında olmalıyız arkadaşlar. O dönemde o hükümet belki kendini böyle rahatlattı. Fakat kendilerini belki o dönemde toplum da affetti, bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi tarih affetmiyor. Tarih unutmuyor, tarih affetmiyor. O nedenle benzer bir faciaya çeşitli bahanelerle sebep olmak istemiyorsanız bu anlaşmayı, değerli arkadaşlar, genel kurula indirmeyin. Çinlilere de bu olayı makul bir şekilde izah edin. Çünkü Çinlilerin suç ve suçlu yaratmak konusundaki mahareti bütün dünyaca tanınan bir şeydir. Onların eline su dökemezsiniz arkadaşlar. Onlarla bu konuda yarışamazsınız. Bunu fark edin. O nedenle bu konuyu bu doğrultuda değerlendirmenizi istiyorum. Hükümet getirebilir ama milletvekilleri olarak
bu parlamentonun hangi partiden olursa olsun sorumluluğu sözünü ettiğim şekilde bir drama alet olmamaktır. İyi Parti olarak sonuna kadar bu anlaşmaya karşı çıkacağımızı ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.